Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanlar ve Yüksekokul Müdürleri, saygıdeğer konuklar ve sevgili mezunlarımız. Hacettepe Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Ben Menekşe Boz, okul öncesi eğitim anabilim dalı öğretim üyesiyim. Sizlere özel şartlardan dolayı küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu özel töreni hepimiz için en güvenli şekilde yürütebilmek adına tören sırasında ve sonrasında sosyal mesafeyi gözetmenizi, sürekli olarak maskenizi uygun şekilde takmanızı rica ediyoruz. Lütfen oturduğunuz yerleri değiştirmeyin ve zorunlu olmadıkça yerlerinizden ayrılmayın. Bu tören sizlerin anlayışı sayesinde gerçekleşiyor. Bunun için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hepiniz törenimize hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun fikir arkadaşları ile ebediyete uğurladığımız tüm Hacettepelilerin aziz hatıraları önünde sizleri önce saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.1989 yılında kurulan ve 2013 yılından itibaren fakülte olarak hizmet veren Spor Bilimleri Fakültesi, alanında multidisipliner akademisyenlerin yer aldığı, çok farklı laboratuvar ve derslik imkanlarının olduğu bir fakültedir. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, eğitim ve öğretim hayatına 3 bölüm ile devam etmektedir. Bunlar Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon ve Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Antrenörlük Eğitim Programı'dır. Bu bölümlerde beden eğitim ve spor öğretmeni, rekreasyon lideri, antrenör ve spor bilimleri uzmanı yetiştirilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, akademik kadrosu ve fiziki altyapısı ile ülkemizin spor bilimleri alanında ihtiyaç duyduğu, nitelikli, araştıran, sorgulayan, bilgi ve çözüm üreten birikimli mezunların yetiştirilmesini hedeflemektedir. 1989 yılında kurulan ve 2013 yılından bu yana fakülte olarak hizmet veren Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 3 bölüm ve 9 ana bilim dalı yer almakta, 600'e yakın lisans ve 100'ün üzerinde lisansüstü öğrenci öğrenim görmektedir.
Erasmus ve diğer değişim programları ile öğrencilerine yurt dışı deneyimi fırsatı sunmak üzere uluslararası işbirliklerinin sürdürülmesine önem veren Spor Bilimleri Fakültesi, yürüttüğü 3 farklı lisans programı ile beden eğitimi ve spor öğretmeni, spor bilimleri uzmanı, antrenör ve rekreasyon lideri yetiştirmektedir. Spor bilimlerinin multidisipliner yapısını yansıtan ve farklı disiplinlerde yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla rekabetçi ve güçlü bir akademik yapılanmaya sahip olan fakültemiz, hem lisans hem lisansüstü programlarıyla ülkemizde hareket bilimleri alanında önce bir kurum olarak araştırma ve eğitimde mükemmelliği ilke edinmiştir. Fakültemizde öğrenciler lisans programının ilk yılından itibaren teorik dersler yanı sıra laboratuvarda uygulamalı eğitimlere katılmakta ve araştırma projelerinde yer almaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi, fiziksel aktiviteden üst düzey sportif performansa uzanan geniş bir aralıkta insan hareketlerinin nasıl kontrol edildiği, hareketlerin nasıl öğrenildiği ve öğretildiği, hareket ve hareketsizlikle ortaya çıkan uyum mekanizmaları, fiziksel aktiviteye katılımın sağlık kazanımları, çevresel ve sosyal faktörler ile etkileşimi, üst düzey sportif performansın geliştirilmesine kadar geniş bir çalışma alanını kapsar. 4 yıl süren lisans eğitimi ardından yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olan öğrencilere sahip olduğu nitelikli öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvar altyapısı ile egzersiz ve spor fizyolojisi, antrenman bilimi, egzersiz ve sporda beslenme, egzersiz ve spor psikolojisi, spor biyomekaniği, motor kontrol, fiziksel aktivite ve sağlık, beden eğitimi ve spor pedagojisi ile spor sosyolojisi alanında uzmanlaşma fırsatı sunmaktadır. Fakültemiz, Spor Genel Müdürlüğü ve federasyonlar ile hizmet içi eğitim ve sporcu performans gelişimi kapsamında işbirliği sürdürmekte, STK'lar, kamu kurum ve kuruluşları ile UNESCO ve Olimpiyat Komitesi gibi ulusal ve uluslararası ortak çalışmalar sürdürmektedir. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınının artarak devam eden etkisi nedeniyle üniversitemiz senatosu tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda bu yıl mezuniyet törenlerinin uzaktan erişim yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir. 2019-2020 akademik yılı mezunlarımızı temsilen fakülte ve yüksekokullarımızdan dereceye giren mezunlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimize başlıyoruz. Törenimizin bu bölümünde günün anlam ve önemine ilişkin mezunlarımızın, dekanlarımızın ve yüksekokul müdürlerimizin konuşmaları ve dereceye giren mezunlarımıza başarı belgelerinin takdimi bulunmaktadır. Spor Bilimleri Fakültesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birincisi Sayın Sinem Beril Sertoğlu'nu konuşmaları için kürsüye davet ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nin saygıdeğer akademik, idari personeli ve misafirlerimiz. Kısacası sevgili Hacettepe ailesi. Şimdi ben buraya neden çıktım, niçin çıktım, nasıl çıktım? Buna izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Görünen köy uzakta değildir. Üniversite tercihimi yaparken beni etkileyen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin alanındaki diğer okullarla karşılaştırıldığında eğitimde bilimselliği ön plana çıkaran bir sistem benimsemesiydi. Hacettepe'nin daha ileriye, en iyiye sloganını kendilerine ilke edinmiş hocalarımız ile geçirdiğim seneler benim için oldukça geliştirici oldu. Sürekli kendi içimizde, ülkemizde parmakla gösterilen bir üniversite olduğumuzu, örnek teşkil eden bir fakülte olduğumuzu tekrarlamaktansa bu sloganı hatırlayıp kendimize dünyada yer edinmek için daha da çok çalıştık. Fakülte oluşumuzun 7. yılını doldururken her dönem bir öncekinden daha yoğun içerikli dersler ile kendimizi yeniledik.
Hocalarımız bıkmadan, usanmadan bizleri değişen ve gelişen dünyanın yeni bilgi ve tecrübeleriyle donattılar. Bizim spor yüksekokullarının aksine yalnızca fiziksel olarak değil, bir spor bilimleri fakültesine yakışır şekilde zihnen de üretmeye teşvik edilmemiz, eminim ki fakültemiz akademisyenlerine taşıdıkları bilim meşalesini emanet edebilecekleri nesli yetiştirmenin huzurunu ve güvenini sağlıyordur. Biz Hacettepe Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarıyız. Sporun bilimini daha iyi yapabilmek adına kendimizi ve öğrencilerimizi buna göre eğitecek, buna göre donatacağız. Bu öğrenciler beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyanlar için okuldaki öğrencileri, egzersiz ve spor bilimleri bölümünde okuyanlar için antrene ettiği sporcular, rekreasyon bölümünde okuyanlar için etkinliklerinde buluştuğu her yaş grubundan insanlar, akademi yolunda ilerleyecek arkadaşlarımız için ise bizlerin yerini alacak öğrencilerdir. Ben burada genç bir kadın olarak psikolojik ve fiziksel şiddete uğramış, okumaları, çalışmaları, düşünmeleri, konuşmaları, hatta nefes almaları, kısacası var olmaları engellenmiş tüm kadınları anarak akla, bilime ve yaşama saygı temelinde bir daha hiçbir insanın siyah beyaz bir fotoğrafa dönüşme korkusuyla uyanmayacağı bir gelecek inşa etmek için çalışacağıma söz veriyorum. Yavaş yavaş benim için önemli olan teşekkürlerime geçerken kronolojik bir sıralama yaparak kalpleri kırmamaya özen gösterdiğimi belirtmeliyim. İlk antrenörüm ve çocukluk kahramanım Gül Hocama, beni bu bölümle tanıştıran Tayfun Hocama, ilk senemden bana güvenip ısrarlarımı geri çevirmeyerek benimle bir proje hazırlamayı kabul eden hocam Pınar Arpınar Avşar'a, bütün TÜBİTAK 2209A projesi ve 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'ndeki sözel sunum sürecimde yanımda olan nöromüsküler laboratuvardaki hocalarıma, almak istediğim derslerinin öncesinde kendisini soru yağmuruna tutmama katlanan, bana zaman ayırarak yönlendirmesine esirgemeyen, verdiği dersler aracılığıyla kendi eksiklerimi görmemi sağlayan ve düşünme biçimime katkıda bulunan Serdar Arıtan hocam başta olmak üzere biyomekanik araştırma grubundaki tüm hocalarıma teşekkür ederim. Son teşekkürümü de benim gelişimim için her türlü fedakarlıktan kaçınmayıp desteklerini esirgemeyen ailem Meltem, Nail, Ecem Yeşim ve Deniz Cankaya'ya sunmak isterim. Gülüşü çok, bilime duyduğu hevesi bol, çalışma aşkı ile dolu, yarınlarımızın heyecanı içini de duyan metin çocuklar olmamız umuduyla. Değerli konuşmaları için mezunumuza teşekkür ediyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ali Haydar Demirel'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, değerli akademisyen arkadaşlarım, mezunlarımızın fedakar anne, baba ve yakınları, Hacettepe Üniversitesi 2019-2020 mezuniyet törenini onurlandırdığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Sevgili mezunlarımız, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde aldığınız eğitim ile üst düzey sportif performansın geliştirilmesinden fiziksel aktivite yolu ile sağlıklı bir toplum oluşturulmasına kadar geniş bir çalışma ve etki alanına sahip bir bilim dalının parçası oldunuz. Sizden önce bu alanın çekiciliğine kapılan ve bugün mezuniyetinizle gururlanan hocalarınızın her biri okul yıllarınızda sizlere yol gösterdi, bu süreçteki gelişmelerinizi gururla izledi. Eğitiminiz boyunca kuvvet, dayanıklılık, sürat, çeviklik, esneklik ve denge gibi sportif performansın temel kavramlarını ve bunların nasıl geliştirileceğinin bilimsel boyutlarını ayrıntılarıyla öğrendiniz.
Ancak Hacettepe Üniversitesi'nin özgür ve eleştirel düşünebilen, toplumsal bilinç ve sorumluluğa sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlayan eğitim, öğretim ortamında bu kavramlar sportif performansın ötesinde bir anlam da taşıyor. Hacettepe mezunları için dayanıklık ve kuvvet aynı zamanda hayattaki zorluklara karşı nasıl daha dirençli ve yılmadan, pes etmeden mücadele edileceğini, çeviklik ve sürat problemler karşısında doğru kararların en hızlı bir biçimde nasıl verileceğini, esneklik ve denge ise bir konuyu değerlendirirken onun çok farklı boyutlarının olduğunu, toplumdaki farklı görüş ve düşüncelere nasıl hoşgörü ve anlayışla yaklaşılacağını da ifade etmektedir. Bugün alacağınız diploma yalnızca 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamladığınızın belgesi değil, eğitim sürecinde edindiğiniz değerlerin ve özgüvenin de bir göstergesidir. Amaçlarınız için cesaretle mücadele edeceğinizden hiç kuşku duymuyoruz. Değerli anne ve babalar, sizlerin sevgisi, özverisi ve desteği öğrencilerimizi bugüne taşıdı. Onların başarısı sizlerle çok daha değerli, hayal kırıklıkları çok daha üstesinden gelinebilir oldu. Çalışma hayatına atılacakları bu yolda mezunlarımızın en büyük destekçisi de gene sizler olacaksınız. Sevgili mezunlar, mezuniyet sevincini yaşadığımız bugün hepimiz çok mutluyuz. Çalışmalarınızı, liderliğinizi ve topluma hizmetlerinizi her zaman gururla izliyor olacağız. 2020 mezunlarımızı gönülden kutluyor, saygılar sunuyorum. Dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fakülte 1. 2. ve 3.'süne belgelerini takdim etmek üzere kendilerini biraz burada kalmalarını istiyoruz. Sayın rektörümüzü de başarı belgelerini takdim için sahneye davet ediyoruz. Dereceye giren mezunlarımız. Spor Bilimleri Fakültesi 1.'si Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Sinem Beril Sertoğlu. Spor Bilimleri Fakültesi 2.'si Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunumuz Nazlı Özgör. Spor Bilimleri Fakültesi 3.'sü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunumuz Mehmet Emin Uzun Osmanoğlu. Mezunlarımıza çok teşekkür ediyoruz, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın konuklarımız, üniversitemizin çok değerli 2019-2020 genç mezunlarımızın gururunu ve heyecanını paylaşmak üzere aramızda olan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran'ı mezuniyet töreni konuşmaları için kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Sevgili Hacettepe mezunları, mezunlarımızın değerli aileleri ve Hacettepe Üniversitesi'nin güzide akademik ve idari personeli. Hacettepe Üniversitesi'nin 53. mezuniyet töreni olan 2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sevgili gençler, bugün sizler için yıllardır vermiş olduğunuz emeğin karşılığını aldığınız çok özel bir gün. Hacettepe ailesi olarak sizleri cani gönülden kutluyoruz. Hacettepe Üniversitesi olarak her yıl olduğu gibi tüm mezunlarımıza sıcak ve coşku dolu mezuniyet töreniyle veda etmek isterdik. Ancak ne yazık ki ülkemizin ve tüm dünyanın etkisi altında kaldığı pandemi nedeniyle bu seneki mezuniyet törenimizi alışılmışın dışında bir formatla yapmak zorunda kaldık. Bir ilim yuvası olarak topluma önderlik etme ve doğru örnek olma bilinciyle hareket etme mecburiyetindeydik. Bu çerçevede üniversitemiz tarafından tüm mezunlarımızı temsilen sadece fakülte, meslek yüksekokulu ve konservatuar birinci, İkinci ve üçüncülerinin katılımı ile sembolik bir mezuniyet töreni düzenlendi. Ve önümüzdeki günlerde tüm mezunlarımızın katılımı ile bölümler bazında
uzaktan mezuniyet programları organize edildi. Mezunlarımızın ve değerli ailelerinin sorumluluk bilinciyle tercih ettiğimiz bu yöntemden dolayı bize hak vereceğine inanıyoruz. Sizlerin ve personelimizin sağlığını korumanın en üstün değer olduğu ve gelecekte sizlere layık bir yüz yüze mezuniyet töreni düzenlemenin her zaman mümkün olacağı düşüncesiyle bu yılın mezunlarına pandemi koşullarının ortadan kalkması akabinde düzenlenecek mezuniyet törenlerine katılma imkanı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Pandemi şartları üniversitemize de yeni yetkinlikler kazandırıyor. Kısa bir süre içerisinde üniversitemizin mezunları hakkında genel bilgileri içeren ve mezuniyet videolarının yer aldığı Mezunum portalını mezunlarımız ve tüm kamuoyunun hizmetine açacağız. Değerli mezunlarımız, bugün sizler için olduğu kadar bir eğitim kurumu olarak bizim için de çok özel bir gün. 53 yıllık bir eğitim öğretim kurumu olarak sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve kültürümüzü bugüne kadar aktardığımız yaklaşık 180 bin mezun sayısına 2019-2020 akademik yılında 7583 mezunu daha ilave etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sizler dünyanın her yerinde mesleğinizi, üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek yetkinliğe ve özgüvene sahip olarak mezun oluyorsunuz. Mezun olduğunuz alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi'nin sizlere kazandırdığı çözüm odaklı, akılcı, hoşgörü ve yaratıcı bakış açısıyla dahil olduğunuz her türlü mesleki ve sosyal ortamda farkınızı hissedecek ve hissettireceksiniz. Mezuniyet hakkını elde etmek için çok çalışan değerli Hacettepeliler. Ünlü Fransız yazar Balzac'ın özlü sözünde dediği gibi, bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. Hayatın bir meydan okuma olduğu gerçeğini, sınırlarınızı zorlayan deneyimlerin sizleri çok farklı boyutlara taşıyacağını unutmayın. Hacettepe Üniversitesi, sahip olduğu çağdaş ve nitelikli eğitim ile sınırlarınızı zorlamanıza ve kendinizi keşfetmenize yardımcı olmaya çalışmıştır. Hayatınızın geri kalan kısmında da bilginin efendisi olma yolundaki kararlılığınızdan asla vazgeçmeyin. Bu mezuniyetin sizler için bir son değil, bir başlangıç olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Hayat sizler için henüz başlıyor. Bundan sonra daha çok çalışmak, kendinizin, ülkemizin ve insanlığın geleceğini inşa etmek için planlar yapmak ve sorumluluk almak zorundasınız. Ülkemizin ve insanlığın sorunları hakkında düşünme, çözüm üretme ve katkı sağlama konusunda fedakarlık göstereceğinize ve sorumluluk üstleneceğine inancımız tamdır. Mezunlarımızın fedakar aileleri, sizler özveriyle gözünüzden sakınarak büyüttüğünüz evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Emanetinizi layıkıyla taşıyıp bugün sizlere ve milletimize teslim ediyoruz. Bugünün en büyük övgüye layık olan gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizleri içtenlikle kutluyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nin kıymetli akademik ve idari personeli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlere emanet edilen gençleri kendi evlatlarımızdan ayırmadan, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı olacak bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Yetiştirdiğimiz gençlerin bizlerin geleceğe aktardığımız en değerli ve en yararlı katkımız olduğu inancıyla gelecek nesillere de en nitelikli eğitim öğretimi vermek için yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyorum. Bu vesileyle bizlerin de bugünlere gelmesinde katkısı tartışmasız olan tüm hocalarımıza ve Hacettepe Üniversitesi'nin emekli mensuplarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete intikal eden hocalarımıza ise
Allah'tan rahmet diliyorum. Hacettepe Üniversitesi'nin sevgili mezunları, hayatın sizlere başta sağlık olmak üzere başarı, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Unutmayınız ki artık sizler mezunları, öğrencileri, akademik ve idari personeli ile yaklaşık 300 bin kişilik büyük bir ailenin daimi üyesi oldunuz. Başarılarınızın bizler için gurur ve kıvanç kaynağı olacağını, daha mutlu ve güzel yarınlar için Hacettepe ailesi olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Bu düşüncelerle siz değerli mezunlarımızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, geleceğiniz başarılarla dolu olsun. Sayın Rektörümüze değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili mezunlarımız, 4 senelik meşakkatli ve bir o kadar da keyifli üniversite öğreniminizi tamamlayarak bugün Türkiye'nin en güçlü üniversitelerinden birisinden mezun olmanın kıvancını yaşamaktasınız. Sizden Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programından mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleğinize girmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, kazandığınız vizyon ve değerlerinde bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir. İşte bu yüzden Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmak sizi ayrıcalıklı kılar. Sizlere ifade etmek istediğim bir diğer konu da hayatınızın bundan sonraki dönemine ilişkin olacak. Hayatın sevgi üzerine kurulu olduğunu ve her şeyin içinde sevgi aramak gerektiğini unutmayınız. Bu durum mesleğiniz için de geçerlidir. Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. Bir üniversite mezunu olarak etkili soru sorabilme, eleştirel ve analitik düşünebilme, yaratıcı olma yetilerine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkacak bütün zorlukları da bu bağlamda analiz ederek, gerçekçi düşünerek aşacaksınız. Sevgili veliler, birkaç şey de sizler için söylemek istiyorum. Çocuklarınızdan ne kadar gurur duysanız azdır. Sizler bugüne kadar elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Bundan sonra da sevgiyle onları desteklemeye devam edeceksiniz. Lütfen çocuklarınızla iletişimi her ne olursa olsun koparmayınız. Onların kararlarına saygı duyunuz. Yaşı kaç olursa olsun onlarla ilgilenmeye devam ediniz. Bu vesileyle sizlere bir kez de ben teşekkür etmek istiyorum böyle seçkin çocuklar yetiştirdiğiniz için. Son olarak değerli öğretim elemanlarımıza, üniversitemizin ve fakültemizin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Sundukları olanaklar hepimizi yüceltti. Sevgili öğrenciler, üniversite yıllarını unutmadan hayatınızın başarılarla dolu, bahtınızın açık olmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.
sevgili mezunlarımız. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullar, yüz yüze mezuniyet töreni düzenlememize izin vermese de, çevrim içi de olsa sizlerle birlikte bu mezuniyet töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 4 yıllık zorlu eğitim sürecinizi tamamladınız, çok çalıştınız, çok emek verdiniz ama sonunda başardınız. Hepinizle gurur duyuyorum. İnanıyorum ki Hacettepe Üniversitesi'ni ve bölümümüzü bundan sonraki yaşantımızda en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Değerli veliler, üzerine titrediğiniz, büyük emeklerle yetiştirdiğiniz göz bebeğiniz, çocuklarınız zorlu bir eğitim sürecini daha tamamlamış bulunuyorlar. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Hacettepe Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri ailesi olarak sizlere verdiğiniz bu emekler için sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ve değerli öğretim elemanlarımız, bölümümüze geldikleri ilk günden itibaren öğrencilerimizi mesleki olarak geleceğe hazırlamak, iş hayatında başarılı ve donanımlı olacak şekilde yetiştirmek için büyük emekler sarf ettiniz. Sizlere de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Sevgili mezunlarımız, üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, üniversitemizin ve bölümümüzün sizlere kazandırdığı vizyon ve değerlerin de eğitimin bir parçası olduğunu unutmamanızı dilerim. Sizlere yeni yaşantınızda başarılar da diliyorum. Yolunuz açık olsun. Hoşça kalın. Rekreasyon bölümünün değerli mezunları, sizleri bölümümüz akademik ve idari personelimiz adına selamlıyorum. Nasılsınız? Sağlığınız yerindedir umarım. Son dönem konuşmalarımız, yazışmalarımız hep bu cümleyle başladı, bu sözlerle başladı. Ama bu dönemin bize öğrettiği önemli şeyler vardı ya da hatırlattıkları. Kendimize, yakınlarımıza, topluma karşı sorumluluğumuzu tekrar farkına vardık. Toplumsal dayanışmanın gücünü, önemini hep birlikte deneyimledik. Bilimin, bilimsel düşüncenin, bilimsel araştırmanın, bireysel yaşamlarımızda ve toplum yaşamındaki önemini tekrar hatırladık. Ve mesleki alanımız, fiziksel aktivitenin bireysel olarak insanların yaşamında ve toplumun yaşamındaki önemini tüm dünyada ve ülkemizde defalarca duyduk. Evet, fiziksel aktiviteye katılım bir insan hakkıdır. Yaşamsal bir haktır. Ve bizler bu alanın sahipleri olarak ve özellikle sizler yeni mezunlarımız her yaştan, her cinsiyetten, her sosyal sınıftan, belki de her sportif beceriden insanların bu haktan yararlanabilmesi için mesleğimize daha da sıkı sarılmaya karar verdiğimiz zamanlar bu zamanlar. Evet, Spor Bilimleri Fakültesi olarak 20 yıldır mezunlar veriyoruz, mezuniyet törenleri düzenliyoruz. Ama belki de tarihimizde
hiç unutmayacağımız mezuniyet anlarından birisini yaşıyoruz şu anda. Sizler bizler için sadece bir öğrenci numarası değilsiniz elbette. Sizler 4 yılı, belki de daha uzun yılları birlikte yaşadığımız, birlikte deneyimlediğimiz öğrencilerimizsiniz, arkadaşlarımızsınız. Ve şimdi meslektaşlarımızsınız. Sizlere bu yıllar boyunca bize yaşattıklarınız için ve bize öğrettikleriniz için kendim ve tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ve kıymetli ailelerimiz, yakınlarımız, sizlerle bu gururu ve mutluluğu paylaşıyoruz. Kalın sağlıcakla. Bugün bana verilmiş olan ünvana daima layık olacağıma üniversitemizin kazandırdığı bilgi ve beceriyi hangi şartlar altında olursa olsun iyiye kullanacağıma sporun ülkemde ve dünyada İnsanlığın barış, sağlık ve mutluluk için kullanılmasına katkıda bulunacağıma yurduma ve insanlığa yararlı olacağıma yemin ederim. Değerli konuklarımız, törenimiz biraz sonra varlığımızın temel taşı, dinamik gücü ve geleceğimizin güvencesi olan değerli mezunlarımızın KEP töreniyle tamamlanmış olacaktır. Sevgili mezunlarımız, KEP'lerin havaya fırlatılmayacağı, bunun yerine işaretimizle birlikte KEP'leri ellerimizle sallayarak kutlama yapacağımızı hatırlatmak isteriz. Sevgili mezunlar, lütfen yerlerinizde ayağa kalkarak törenimize katılınız. Püskül tut, püskül sağa, püskül sola, kep salla.
2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenimiz burada sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyor. Mezunlarımıza hayatlarında başarılar, sağlıklı günler diliyoruz. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyoruz.